Şimdi Gezal'ı düşün abi. Bu ligin yıldızıydı, bu sezonun yıldızıydı Abu Bakar. İkinci ile, devre. Abu Bak İkinci dönem. Abu Abubakar'la ber beraber adam Premier Lig'de kadroya girmiyor. 25'te yok. Ha şimdi onu Yani şarkı... 25'e giremeyen oyuncu senin senin liginde en parlak oyuncu oluyor. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın sistemi Gezal'ı geri koşturmadı. Daha diri kalmasını sağladı. Topla daha etkili olduğu bölgede daha çok buluşmasını sağladı Be Beşiktaş önde basarak, önde oynamaya çalışarak Gezal'da yeteneklerini daha çok gösterdi. Ama oyun tarzından in, öyle. Ama in, tarzından. İngiltere'de belki her maç 25 kere, 26 kere. Ha şey de öyle değil ama bak adamını, Ali, adamını kovalıyordu Ali, geri koşuyordu yani. Şimdi Bizim, benim seyrettiğim dönemler, Lyon'da filan seyrettiğim dönem öyle değildi. Öyle ki oradaki futbolunu zaten burada oynamış olsa. Şimdi ho ho Burada yarısını biz seyrediyoruz Gezal'ı. O da ikinci dönem başladı. Çünkü İngiltere'de oynamadığı için o maç temposu. Fakat dikkat edersen Türkiye Türkiye'mizdeki aklı Selim hocalar o tarafı kapattıkları zaman Beşiktaş'ı oradan hep dağıttılar. Şimdi Gürcan abi. Ya tabii o, o da handikapın. Aynı yani mu muhtemelen bu ay sonunda Fenerbahçe'de yapılacak kongre bekleniyor. Ee, sana göre kongreden önce Ali Bey açıklar mı teknik direktör? 1 iki. Eğer açıklamazsa kongreden sonra hemen açıklarsa dolayısıyla bu ayı pas geçmiş olur. Transfer yapamamış olur. gidecekler var, gönderilecekler var. Herhalde Temmuz gibi startı verir Fenerbahçe transferde. Yani bugünlerde işe... Ya o şey, şeye bakacaktır. Kongre dinamiğine bakacaktır. Eğer e, tek aday gibi girerse bence ayın 20'sinden sonra... Yani... Birisi daha çıktı değil mi? Evet. Aday olarak. Eyüp Yeşilyurt. Tanır mısın sen çünkü Fenerbahçe Hayır Ben, ben hiç tanımıyorum, tanım. Ama belki de son anda vazgeçebilir. Ama ben size söyleyeyim helal olsun. Büyük kulüpler tek başkan adayıyla kongreye gitmemeli abi. Yani e, orada birisi çıkıp demeli ki ben senden daha iyi yapabilirim. Demeli yani. Orada alternatiften olmalı. Yani tanınıyordur, biliniyordur, bilmiyordur. Çıkacak. Önce zaten 200 tane imza toplaması lazım. Herhalde Sayın Ali Koç e, gene e, gelecek de. Büyük ihtimal gene. Öyle de ama gene takım değiştireceksin göreceğin Gene her şey değişecek. Yani seni Yok, baştan bak, orada, orada bu sefer e, doğru gidiyorlar. Zaten e, nasıl şu pozisyonu eleştiriyorsak öbür taraftan <laughs> Fenerbahçe'nin başına gelecek yeni olacak kim olursa olsun çok şanslı olacak. Çünkü e, bir sene daha tecrübeli bir kadronun başına geliyor. Oturmuş bir takımın başına geliyor. Ali Bey dedi ki satmayacağım dedi. Yani bu da çok e, doğru bir tavır. Yani e, finansal fair ile uğraşırken kulübün şiddetle paraya ihtiyacı varken ben dedi iskeletimi satmayacağım. Peki dedi. Fenerbahçe'de 20 milyonluk oyuncu var mı? öyle bir teklif gelecek oyuncu verme. Valla benim idim bir tek e, Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Serbest kalma bedeli o başka bir şey. Teklif gelen var. Hayır ama yok şu an yok. Hayır şunu 20 milyon lira şu oyuncu eder diye. Hayır şu an yap, yap, yok. Şimdi yok. yaptığı tarifte başkanın beyanı olduğu için söyleyeyim. Ben 15'i buldum diyor. Şu anda. Ozan'la ilgili mi? Hayır. Yok isim vermedi. Heh. Hayır hayır 4-5 oyuncu. 4-5 oyuncu. Frey var. Zeiss var. Allah yer var. Ha hepsini toplama. Tabi tabi. Tabi tabi abi. Ee, ben tek bir oyuncudan ya, bahsettim. Yan, yanlış bilmiyorsun yok onlar diyor. Gustavo var. Yani bu bu oyunculara satacaklar bonservis olarak ve bu oyunculardan toplam 8 15 milyon euroluk bir bonservis servis gelir. Yani Zalai'den, Frey'den bunları verecek yani. yoksa yok, Zalai yok, Salai duruyor. Şey e, Frey'den falan bunlara e, Frey'e 1 milyon 2 milyon şey verirlerse. Samat da var onu... eee e, işte, alış opsiyonu yok muydu Fenerbahçe'de? Mecburlar işte mi? işte bu 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 bir şeyler yapacaklar bilmiyorum yani. Orada şey yapacak. Yani Şamat'i yani, de aynı fiyata o fiyatları falan satma çok zor. Çünkü <laughs> o da İngiltere'de Sheffield. Ha bizim en büyük eksimiz ne biliyor musunuz? Bir tarafta görüyorsunuz bir oyuncuyu. Bu oyuncu uçuyor, kaçıyor diyorsunuz. Ondan sonra da işte gittiği yerlerde daha üst bir lig seviyede ligde hiçbir şey tutturamıyor ve onun da peşinden koşup alıyorsunuz büyük paralarla. Abi mesela bizim Feyyaz Hoca'nın bir yorum var. Çok katılıyorum. Samat Beşiktaş'ta olsa en az 15 tane atmıştır diyor. Yani e, takımın oynama biçimi. E, Ama Fenerbahçe de şey, çok şey, iyiydi Şimdi inkar edemezsin. Fenerbahçe ceza sahasına devam. Fakat Fenerbahçe'nin sezon başında hep biz burada sezon için hep çok konuştuk. Fenerbahçe'nin en büyük endikapı şu oldu. Çok fazla oyuncular değiştirdi. Her maçta oyuncu değişti. Peki sen Beyaz Hoca'nın argümanına katılıyor musun abi? Tabii tabii yani. E, takımın havası, oynama biçimi, e, da, daha farklı sistemi. Mesela Mahmut abinin dediği doğru. Samad da gol atamadı ama her maç 5 tane 6 tane net pozisyonu var sonuçta pozisyona ama, girdi. Bir de onları ama çok sizin, değiştirdiniz ama, siz oynadınız a, onları. Ama doğru. sizin dediğiniz şey bir mecbur, mecburiyetti. Covid oldular. Ama öbür takımlarda da vardı aynısı. E, tamam öbür takımlarda yaptı zaten. Covid oldular. Sakatlandılar. Samat da 10 maç oynamadı biliyor musun sakatlandı. Evet. Mesela Fenerbahçe Perotti'yi aldı. Çok önemli bir oyuncu. Arkasında 24 maç var İtalya'da. Adam geldi çaprazları koptu gitti. Mesela Abu Bakar büyük bir riskli. Sıfır maçta geldi bir önceki sezondan. Sezonun yıldızı oldu. Sırtladı Beşiktaş'ı götürdü. Perotti'yi bile bile şey aldılar yaptı. ama değil mi? Bir sakatlıkların, o müzmin sakatlıkların olduğunu Anladım, bile o, böyle. Bu ile ilgili bir sakatlık değil. O sonradan geldi ama Perotti'de biliyorsun çok çok oynamamış bir oyuncuydu yani çok sakatlıklarla fazla boğuşan bir oyuncuydu. Ama 24 maç var yani Fe Fe Fenerbahçe'ye gelmeden önce oynayarak geldi Fenerbahçe'ye. Ama işte geçmişinde çok sakatlıklar yaşadı. O adaleler bir yerde patlıyor Gürcan. Çok fazla e efor fazla üzerine bindiğin zaman çünkü hep aynı yerlerden sakatlıklar yaşadı. Yani bir de Falcao nasıl bir türlü toparlayamıyor. E, şa, vücutta sakatlıklar var. İşte o, onları hayır çok... işte zaten o riski bir Abu Bakar'ın sakatlığı yok muydu? Olmaz olur mu? E. İki kere gitti. Ama al, aldı. O riski göze aldı. Abu Bakar da karşılığını verdi yani. Kadro'da. şey yaptı. Fenerbahçe'de transferde kadroda çok büyük değişiklik bekliyor musun? Beklemiyorum. Peki, ya santrafor alacaklar. İki, i̇ki, tane dedi. Santrafor alacaklar, stoper alacaklar, kanat oyuncusu alacaklar, bekleri takviye edecekler. Stoper. Muhtemelen ee... 3 ya da 4 oyuncu da kulübeye alırlar. Yani kulübeyi de tutmanlar e, tutmaları lazım. Toplam 4-5 dedi başkan ama 4-5 sayı biraz artabilir biliyorsun. Gençler hariç dedi. Ben söyleyeceğim daha da peki o kadar stoper bolluğu var Fenerbahçe'de. Gidecek Zangalar, kadar mangalar falan hepsi var mı abi, müşterileri? Gidecek. Gidecekler ha. Lemos, onlar da mı? E çok Tisserandlar falan. Gidecekler Salahi abi. ve Serdar Aziz hariç. Serdar da gidebilir. Gidebilir mi? Gidebilirim. O vakit sen oraya e, Serdar'ı da gönderirseniz, Zalay'ın kaldığını düşün. Üç tane stoper de alman lazım. Yani. Yani, yani O stoperlerinde maliyeti bedava olmuyor mu? Stoperler günümüzde çok maliyetli ya, bu, yerler. Bu, bu, biliyorsun. Bedava da alabiliyorsun ama şey e, e, Ne tarzda da bitenleri takip etmek haydi, lazım. Paran varsa alıyorsun abi. Paran yani. yoksa Lemos'a mecbursun. Tiseran'a mecbursun. Serdar'a e mec, mecbursun yani. Paran yoksa bon servisini verip 7-8'i verip İyisini alabiliyor musun? Alamıyoruz. Şimdi biz tabii O zaman ne 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 yapacaksın bunlarla? Oynayacaksın mecbur. Şöyle e, hep stoperler Fenerbahçe'de eee yapıldı ama hiç kimse de çıkıp demedi ki ya kardeşim. Her seferinde elini kolunu sallayı sallay orta sahadan yararak kaleye geldiler ve goller atıldı. Kimse bunları söylemedi. Hep stoperlere kaba kabahat bulundu. Yok onları da söyleyeceksin. Ya onların da hatalı olan ama %80'i orta sahadan Abi, deldiler. Bu senin Fenerbahçe'nin stoperleri. Gol atan stoper dedi. Kendi kalelerine. ya. Bak yani yani böyle bir facia yaşanır mı? Ee, Gençler Birliği maçını farklı kazanmak üzere 1-0 yapmışsın. Adam gitti kendi kalesine gol attı. Gol attı gibi gol olmasak penaltı. Serdar Aziz'den bahsediyor. Tiseren en az 4 maç yaptı. Antep maçı, Malatya maçı, Beşiktaş maçı. Doğru. Faci doğru. Facia, onlar yani. Nedir? Bak onlar, onlar nedir? Ee, şöyle söylerim ben sana. O stoperin o andaki şey yani şanssızlığı değilim ama ben oyunun gidişatından bahsediyorum. Bütün sezon boyu şöyle bir gözünün önünde geçiyor. Bütün akınların çoğunluğu tehlikeli. Akınların ve golle sonuçları akınların çoğu hep orta sahadan delerek geçtiler. Delerek geçmediler abi. Çok işler Şeyin üstünde oynadılar. Caner'in üstünde oynadılar. Şimdi Caner'le... Caner Beşiktaş'ta da oynadı. Mükemmel oyunlar oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde Caner mükemmel oyunlar oynadı. Caner'in zaten oyun tarzı... Ama şimdi bak sen böyle bir oyuncun varsa... Niye biz yurt dışındaki e, sol bekleri görüyoruz adam gidiyor. Hiç gidiyor arkasına bakmadan. Ama yurt dışında abi. Yurt dışında. Ama ya şimdi Caner'i sen bak Caner'e yani. herkes biliyor. Canerle oynuyorsan yani. sen arkasını mutlaka kapatman lazım. Burada da i̇şte tabii topere geliyoruz. Ekip, ekip olayım. efendim. Novak aldı işte. Aldı ama hiç oynatma kullanmadılar ki. Gökhan'ı da Sangare'ye yedekledi. Aslan Novak Sangare. Şimdi Kağıtosu. ben tabii kötü oyuncular. Benim ama anlatmak istedim. Caner'den yediler diyor da gidiyor zaten şimdi biz Abi rakip Fenerbahçe'nin rakipleri Fenerbahçe'nin oyununu sağ tarafına baskı yapıp <laughs> Fenerbahçe'nin oyunu soldan kurmasını sağlamaya çalışıyorlar. Neden? Ya Gürşen ama bak şimdi. Ca Caner'e gelsin top. Caner de ortaya yapsın diye. E Siz tamam. öyle, öyle değil yani mi? Yani bunu Erol Hoca da Emre Hoca da Caner'i bundan vazgeçirmek için uğraşıp durdular. Bir Göztepe maçı. Bir sıfır mağlup oldu takım hatırlayın. Evet. Adamın önünde bekliyordu ya. Bakın pozisyon atanları yani, yapabilirsiniz. Ben ona bir şey evet. demiyorum. Maçlarda yaşayabilirsiniz. Bakın, peki mesela, Galatasaray ne yapsın? Onlar da da problem var. Hepsi bütün takımlar. Aynen. Bak Biraz evvel Rozya'dan bahsettim. Gittiler akıllı olanlar kapattı mı arkasını Allah Allah açma mı gibi dağıttılar. Yani bu bizde bir e, düze, dizilişte bir hata var veyahut da oynarken antrenmanlarda bir sıkıntılar var. Siz kullanıyorsanız sağ bekinizi, sol bekinizi hücum olarak düşünüyorsanız, çıkmasını istiyorsanız onun arkalarında de kapatacak itmeleri ona göre yapacaksın. Bunlar bilinen bir şeylerdi. Ama ve şimdi bütün yükü canı ben şunu an, anlatmaya çalıştım. Caner'in pozisyon hatası var. Öbürünün var. Saraçın'ın var. Yetlin geldi. Pozisyon hatası var. Devamlı gidiyor. Ne yapıyor oraya? İşte ne bileyim Donk mu kapatıyordu? Öbür tarafta o kapatıyordu. Ama Göbek olduğu gibi boş kalıyordu. İşte benim anlatmak istedim. adamlar sizi oraya çekiyorlar, göbeği öyle bir oynuyorlar ki e, orta sahanın görevlerinde, defansif oyuncularınız nerede orta sahada? Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu stadyumun haricinde ama sen, sıkıntıları yaşadılar. E, tamam işte, Hepsi yaşıyorlar zaten bunu senin, genel olarak. Senin dediğin o sıkıntıyı yaşamak adına o baskıyı doğru kurman lazım. Yani.